Herkese merhaba, ben Şeyma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun yıllardır kullandığım kapsüllü kahve makinesinin dezavantajlarından bahsedeceğim. Bir önceki videoda avantajlarından bahsetmiştim. Eğer yeni bir kahve makinesi arıyorsanız, tam otomatik veya kapsüllü kahve makinesi arasında kaldıysanız mutlaka bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ben dediğim gibi yıllardır kullanıyorum. Avantaj olarak gördüğüm olumlu yanlarının dışında dezavantaj olarak gördüğüm olumsuz yanları da tabii ki mevcut. Hemen o zaman ilk dezavantajından bahsedeyim, kesinlikle kapsül fiyatları. Oldukça fazla. Yani tabii ki dışarıda içtiğiniz bir kahvenin maliyeti kadar olmuyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Ne kadar diyeyim? Yani herhalde şu an netleştirip bu alt kısma yazacağım ama 200 lira gibi bir şey onlusu. Bir tanesi 20 liraya denk geliyor. Kahvesiyle, pardon, sütüyle, yaktığı elektrikle de sıkıyorum. İşte 23-24 liraya gibi bir şeye denk geliyor. Yine çok ucuz ama kapsül kahve fiyatlarının gerçekten çok fazla olması maliyet açısından bir yük oluşturuyor. Örnek veriyorum, günde bir tane içiyorsanız evet hiçbir sorun yok bence. Ama ikiden fazla içiyorsanız ya da evde kalabalıksanız, ne bileyim 4 kişi yaşıyorsanız ve her gün 4 kişi içecekse bu birazcık maliyetli oluyor. Eğer bunu göze alabiliyorsanız kapsüllü kahve makinesi muazzam bir şey. Kesinlikle. Ama dediğim gibi maliyeti çok fazla. İkinci olarak ise oluşturduğu atık. Alüminyum kaplardan oluşuyor. Hava almıyor. Tek kullanımlık. İkinci defa kullanamıyorsunuz. Ve burada bu çöp haznesinde kahveler kullanılmış bir şekilde birikiyor. Daha sonra onları topluyorsunuz. Nespresso'nun butik mağazalarına götürebiliyorsunuz. Ve bu sadece, nasıl diyeyim, İstanbul'da genellikle yaygın. Götürdüğünüzde geri dönüşüme katkı sağlamış oluyorsunuz. Eğer kapsüllerin üzerine dikkat ettiyseniz zaten %80 oranında geri dönüştürülmüştür gibi ifadeler yer alıyor. Ama şöyle bir durum var. Bu çevreye etkisi olarak, hadi ben götürdüm, B kişisi götürdü, C kişisi de götürdü ama çok kısıtlı, kargolar kabul etmiyor. Bu yüzden de sizin elinizle götürmeniz gerekiyor. İstanbul gibi bir yerde bunu götürmek çok fazla, nasıl diyeyim, avantaj bir durum değil. Hoş bir durum olmuyor. Anca yolunuzun üstündeyse, ben mesela öyle yapıyordum. Yolumun üstündeydi ve doldurup böyle biriktirip götürüyordum. Ama bu farklı şehirlerde nasıl olacak? Kargolar sonuçta hani kirlilik oluşturacağı için almıyor. Yani sonuç olarak çevreye etkisi çok çok olumsuz. Bu da beni tedirgin eden ve dezavantaj olarak gördüğüm bir özelliği. Üçüncüsü ise alüminyum olması. Yani burada beni birazcık aydınlatabilirsiniz. Şimdi bu kısım alüminyum ve çok yüksek bir basınçla delindiğini düşünün. Ve buradan kahve buradan geçiyor ve kahve akıyor. Bu durumda biz bir alüminyum, bir metale maruz kalıyor muyuz? Kalıyoruz bence. Bunun uzun yıllar vadinde ne gibi bir etkisi olacak bilmiyorum. Vücuda etkisi var mı? Atılabiliyor mu vücut tarafından? Bunlar konusunda şüphelerim olduğu için de alüminyum olması rahatsız ediyor. Çelikleri var ama aynı lezzeti alamadığınız için doldurulabilir olanları. O zaman bence Nespresso almayın. Yani eğer çelik kapsül kullanacaksanız Nespresso almayın. Aynı tadı olmuyor arkadaşlar. Yani aynı tadı vermiyor. Ne olursa olsun. Çünkü o zaman dışarıdan kahve alıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Yani ama Nespresso'nun kendi kahvesi zaten çok güzel. Bu noktada da yani alüminyum oluşu da beni biraz rahatsız ediyor. Bunu da net olarak dezavantaj olarak söyleyebilirim. Geldik diğer dezavantajı. Sınırlı sayıda olması. Ne demek istiyorum? Evet, Nespresso'nun çok güzel. Evet, Starbucks'ın var. İşte başka bir sürü markanın var. Şu an aklıma gelmiyor. Farklı farklı kapsül kahve çeşitleri var. Ama hiçbirinin tadı Nespresso'nunki gibi olmadığında sınırlı sayıda bir seçim hakkınız oluyor. Lezzet anlamında. Bu da benim dezavantaj olarak gördüğüm bir şey. Çünkü sadece Nespresso'ya bağımlı oluyorsunuz.
kahve kapsül kahve tadı olarak. Bu hoş bir durum olmuyor. Sonuçta yani tamam makinenizi aldım da farklı seçenekte de olsun ama işte maalesef diğer markaların kapsül kahveleri beni cezbetmiyor. Benim de çok hoşuma gitmiyor ama siz de mutlaka alacaksanız deneyimlemeden almayın. Gidin Nespresso'nun butik yerleri var. Birçok yerde var. Nişantaşı'nda var, Zorlu'da var. Gidin orada bir tadım yapın. Sonra almak istediğiniz tam otomatik bir makinenin yaptığı kahveyi de tadın. Ona göre bir fikir edinin ama böyle kaba gürültüye birilerinin söylemesiyle almayın bence. Bir deneyimleyin. Diğer bir durum ise bu söylediğimle bağlantılı olarak dezavantaj diyebileceğim kalite farklılıkları. Yani evet daha uyguna var şu anda. Onlusu 90 liraya, 100 liraya olan kapsüller de var. Olmuyor arkadaşlar ya. Yani o verdiği, ne o üzerinde bıraktığı kremamsı görüntü oluyor, ne lezzet, yanık gibi oluyor. Ama Nespresso'da öyle değil, bir yumuşak içim yakalıyorsunuz. Yani benim dezavantaj olarak söyleyeceğim şeyler genellikle çevre, kapsül fiyatları, kapsül çeşitliliğinin bence az olması, ne için az olduğunu açıkladım. Kalite farklılıkları, dezavantajlarından en büyüğü bence bunlar. Alacaklara da kesinlikle tavsiyem denemeden almayın. Çünkü ben 4,5 yıldır kullanıyorum neredeyse. Alıyorsunuz bir kere alıyorsunuz yani bozulana kadar kullanacaksınız sonuçta. O yüzden elbette iyi bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Kanalımda yine detaylı incelemesi mevcut, temizliği mevcut, kireç kiti mevcut. Aa, onu da söylemeyi unuttum. Şimdi kireç temizliği yapmamız gerekiyor. Ne kadar 2-3 ayda bir kireç temizliği yapılıyor. Kireç kitleri de çok pahalı. Peki diğerinde ne alsak? Farklı markaların var. Yani 4'te 1, 5'te 1 fiyatlarına da var. Arkadaşlar onu da denedim. Çok zor arındırması. Yani kahveye sürekli o tadı geliyor. O yüzden kendi ürününü kullanmak gerekiyor. Bu da maliyet açısından bir dezavantaj. Videoyu çok uzattım. Hemen kapatıyorum. Sormak istedikleriniz varsa yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.